Bugün toplantımızın gündeminde ekonomi ve siyasetteki son gelişmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarın başlayacak yeni yasama yılı çalışmaları, son günlerde İstanbul'da ard arda yaşanan depremlerle tekrar gündeme gelen Türkiye'nin doğal afetlere hazırlık durumu vardı. Bunlarla ilgili açıklamalara geçmeden önce maalesef Ankara'da bir halk otobüsü kazası var Mamak'ta. 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmış. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı yurttaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşup hayatlarına dönmelerini niyaz ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın yeni yasama yılı çalışmalarına başlıyor. 27. dönemin 3. yasama yılının ulusumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Gazi Meclisi'nin yeri milletimiz için müstesnadır. Bu ülkenin kurucuları emperyalizme karşı özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerinin her adımında meşruiyeti millet iradesinde ve bu iradenin cisimleştiği Gazi Meclisi aramışlardır. Ancak 2014'te başlatılan ucube tek adam parti devleti rejimi inşa sürecinde Gazi Meclisimizin yetkileri zayıflatılmış, egemenlik büyük ölçüde milletten alınıp saraya taşınmıştır. Cumhuriyetin kurucuları, meclis ve o mecliste beliren milletin kesin iradesi hareket şeklimizin odağıdır diyerek hareket etmişlerdir. Bu ucube rejimi millete dayatan tek adam sevicisi gafiller, Erdoğan olmadan biz bir hiçiz deme zafiyetini göstermekte ve milli iradeyi hiçe sayma cüretini kendilerinde görmektedirler. Sarayın bekçiliğine soyunanların gözleri ise Erdoğan düşerse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de çöker diyecek kadar dönmüş vaziyettedir. Ama saray iradesinin esas olduğu ucube tek adam rejimiyle millet iradesinin esas olduğu ülkemizin kuruluş harcı arasında çok açık bir doku uyuşmazlığı vardır. Tarihin akışının değişmesi mümkün değildir. Bu nedenle ucube tek adam rejiminin atalarımızın kanlarıyla bize vatan olan bu topraklarda yaşaması mümkün değildir. Biz kuvvetler ayrılığına dayanan güçlü denge ve fren mekanizmalarına sahip İleri, çağdaş, yepyeni bir demokratik parlamenter rejimle cumhuriyetimizi taçlandırmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, yeni yasama yılıyla beraber yoğun bir bütçe maratonu da başlayacak. Bir parlamentoyu parlamento yapan en önemli yetkilerden biri de bütçe hakkıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin pek çok hakkı gibi bütçe yapma hakkı da bu ucube rejimle törpülenmiştir. Bütçe artık mecliste değil, saray koridorlarında hazırlanmaktadır. Olur ya, bütçe parlamentoda onaylanmazsa, önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranıyla, yani enflasyona göre arttırılarak yola devam edilmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi, bütçe süreci kanunun emrettiği sürelerde başlatılmayarak, yasalara karşı açık bir saygısızlık da yapılmaktadır. Sıkıştırılmış takvimlerle bütçe ve bütçeye dayanak teşkil eden programların kamuoyunda ve mecliste yeterince tartışılması engellenmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'na göre bütçe hazırlama süreci orta vadeli programın her yıl en geç Eylül ayının İlk haftasının sonuna kadar resmi gazetede yayınlanmasıyla başlar. Bu daha önceki aylardaydı. Yetişmiyor diye Eylül ayına çektiler. Orta vadeli mali planın ise Eylül ortasına kadar yayımlanması gerekir. Bütçe kanunu da orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır. Saray iktidarı orta vadeli programın adını gizli saklı işler yaptığı McKinsey'den aldığı tavsiyelerle değiştirip yeni ekonomi programı yaptı.
5018 sayılı kanuna rağmen orta vadeli programın adını yeterince havalı bulmayan damat da bu ismin üstüne atlayıverdi. Bugün yeni dedikleri ekonomi programının ikincisini yapıyoruz. İkincisini açıkladılar. Geçen yıl programın adına dengelenme demişlerdi. Ekonominin nasıl dengelendiğini gördük. Önceki orta vadeli programda %2,3 olacak dedikleri bu yılın büyümesini şimdi %0.5'a indirmişler. Geçen OVP'de 795 milyar dolar olacak dedikleri 2019 milli gelirini bu OVP'de 46 milyar dolar daha aşağı çekmişler ve 749 milyar dolara indirmişler. 2010'da aynı milli gelir 772 milyar dolardı. Yani milli gelir 9 yıl önceki milli gelirin bile altına inmiş. 2019'da %12,1 olacak dedikleri işsizliği şimdi %12,9'a yükseltmişler. Millet aşından işinden olmuş. Yılın ilk yarısında milli gelir %1,9 daralmış. İşsizlik yıl içinde %15'lere dayanmış. Ülkenin kefen parası bile seçimler için harcanmış ve damat çıkmış, dengelenme başarılı oldu diyor. Siz bir de bize sorun. Vatandaşta, çiftçide, memurda, emeklide, işçide denge bırakmadınız. Milletin dengesini alt üst ettiniz. Bu yılda programın damat bakanın tabiriyle mottosuna sıkılmadan değişim demişler. Geçen defa denge, şimdi değişim. Çok açık söyleyeyim. Ekonomide değişimin başlaması için ilk değiştirilmesi gereken damadın kendisidir. Bizim kişilerle, şahıslarla bir sorunumuz yoktur. Ama Türkiye ekonomisinin bir aile şirketi gibi yönetilemeyeceği, tek adam rejimiyle yönetilemeyeceği her gün biraz daha açık seçik görülmektedir. Yönetimde bu görüntü güven ve kredibiliteye büyük zarar veriyor. Oysa bir ekonomik programda başarının ilk koşulu tüm aktörlere güven verebilmektir. Bakın daha programın rakamları açıklanır açıklanmaz. Bu rakamların sarayı memnun etmek için kaleme alındığı her yerde konuşulmaya başlandı. Şimdi 2019'da %0.5 büyüyeceğiz. Ama 2020'de hemen %5'lik bir büyüme rakamına ulaşacağız. 2022'ye kadar da ekonomi otomatik pilota bağlanmış, her yıl %5 büyümeye devam edecek. Büyüme gelecek yıl birden %5'e nasıl sıçrayacak? Diyorlar ki iç talep öncülüğünde sıçrayacak. Ama iç talep artarken enflasyonda kademeli olarak 2022'de %5'in altına inecekmiş. Ve yine dönem sonunda da cari açık sıfırlanacakmış. Hem enflasyon tekhaneye inecek, hem cari açık sıfırlanacak, hem büyüme %5'e çıkacak. Büyüme %5 olurken de kamuda gayri safi yurt içi hasılaya oranla, yani milli gelirimize oranla %1,7 büyüklüğünde bir tasarruf yapılacak. Yani harcamalar %1,7 büyüklüğünde azalacak. Şimdi arkadaşlar bu durum Kristof Kolomb'un yumurtasına benziyor. Kolomb'un yumurtasının dengede durmasının bir tek koşulu vardı. O da yumurtanın kırılmasıydı. Ama koskoca bir ülkenin ekonomisindeki fay hatları daha fazla kırılırsa yaşanacak yıkıcı depremin acısı herkes için çok büyük olur. Diğer taraftan orta vadeli programın zamanlaması da dikkat çekici. Eylül başında açıklanması gereken program, neden yasanın emrettiği gibi Eylül ayının ilk haftasında değil de ayın son iş gününde açıklandı? Bunun cevabı belli. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın IMF heyetini 4. madde incelemeleri kapsamında Türkiye'ye davet ettiğini, önceki hafta sonu bizimle yaptığı görüşmelerin ardından kamuoyu biraz da bizim sayemizde duydu. Kendileri saklıyorlardı.
IMF 11 gün boyunca Türkiye'de hükümetle, bürokrasiyle görüşmüş ama saray bunu kamuoyundan gizlemeyi becermiş. IMF'e giderken bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklamayla birlikte ekonomide yapılması gerekenler listesini de duyurdu. Anlaşılan orta vadeli program IMF ziyareti beklendiği için 3 hafta geciktirildi. Nitekim IMF heyeti görüşmelerini 23 Eylül'de tamamladı. Bir hafta sonra da orta vadeli program yayımlandı. Bunlar gizli saklı IMF ile 11 gün flört etmişler. Evlenelim demişler. Çeyizi düzmüşler. Başlık parasında anlaşmışlar. IMF bir de bunları almadan önce mahallelerindeki insanlara soralım demiş. Her şey bir anda ortaya çıkmış. Suçüstü yakalanınca da IMF benim haberim olmadan mahalleliyle görüştü diye şimdi yaygara koparıyorlar. IMF'yi de mahalleliyi de suçlayıp işin üstünü örtmeye çalışıyorlar. IMF giderken saraya 5 maddelik bir tedbir paketi bıraktığını açıkladı. Bir diğer ifadeyle evlilik sözleşmesini açıkladı. Peki bunda neler vardı bu pakette? İş gücü piyasasını esnekleştirme vardı. Aynı madde damadın programında da var. Tabii bunun altında ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Kıdem tazminatlarının yeniden düzenlenmesi. IMF, bankaların aktif kalitesini arttırmak için bir takım önlemleri alın diyordu bıraktığı şeyde, notta. Buna yönelik adımların atılacağına dair taahhüt, damadın ev ödevi listesinde var. Ama IMF bu başlık altında bir şey daha söylüyordu. Diyordu ki, BDDK'nın bankaları denetlemesi yetmez. Bankalarla ilgili olarak bir üçüncü göz, üçüncü şirket, bu bankaları özellikle de yurt dışı şirket, bu bankaları denetlesin diyordu. Bu ne oldu? Bu konuda orta vadeli programda bir açıklık yok. Bunu kabul edecekler mi? Bilmiyoruz. Yine Uluslararası Para Fonu diyordu ki enflasyona yönelik endekslemeyi bırak. Damadın listesinde de kamunun yönlendirdiği fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine beklenen enflasyon hedeflerine göre fiyat ayarlayacağız deniyor. IMF'de kamu özel işbirliği projeleri için yeni bir mevzuat çerçevesinden bahsediliyordu. Aynı çerçeve düzenlemeden damadın programında da bahsediliyor. Uluslararası Para Fonu yapılacaklar listesinde biraz önce söylediğim kamu maliyesinde milli gelire oran olarak %1,5'luk tasarruf istemişti. Damadın programında bu talep fazlasıyla yerine getiriliyor. Bu çerçevede bütçede cari harcamaları kısıyorlar. Yatırımları kesiyorlar. Transfer harcamalarını da düşürüyorlar. E peki bunun milletimize maliyeti ne? Yani gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak bakarsanız bu üç kalemde çok ciddi kesintiler var. Yatırım harcamalarının özellikle kesilmesi. Kaç kişi işinden olacak? Memleketin çeşitli yerlerindeki kaç proje duracak? Sosyal yardımlara ne olacak? Damat diyor ki sosyal güvenlikte aktüeryal dengeleri düzeltecek adımlar atacağız. Hangi adımları atacaksınız? Emeklilik yaşını mı uzatacaksınız? Çalışanların ödediği primleri mi arttıracaksınız? Yoksa prim ödeme gün sayısını mı uzatacaksınız? Bugün açıklanan bu programın millete maliyeti ortada yoktur. Millete olacak bu programın millete olacak maliyeti %5'lik büyüme hayali altında gizlenmeye çalışılmaktadır. Bunlar bizim ilk anda dikkatimizi çekenler. Anlaşılan McKinsey işinde olduğu gibi IMF ile de gizli saklı işler çevirmişler. Şimdi bu işlerle yabancı yatırımcıları ülkeye para getirmeye, ikna etmeye çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Liyakatin, hukukun olmadığı bir yönetim anlayışıyla ne yatırımcıları ne de milletimizi ikna edemezler. Güven veremezler.
Millete iş sağlayamazlar, aş sağlayamazlar, mutfakta boşalan tencereyi doldurmayı başaramazlar. Değerli basın mensupları, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar artık çuvala sığmıyor. Bugün dış borç rakamları açıklandı. Brüt dış borç 2018 sonuna göre 2,3 milyar dolar artmış. 447 milyar dolar olmuş. Aynı borcun ülkemiz gelirine oranı ise, hani hep diyordu ya Sayın Erdoğan, borca öyle bakmayın, milli gelire oranına bakın diyordu. İşte bu borcun milli gelire oranı ise %56,3'ten %62'ye çıkmış. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce hiç yaşamadığımız bir rekor, ama kötü bir rekor. Bunu 2001 veya 2009 krizlerinde bile bu seviyede bir dış borç gayri safi yurt içi hasıla oranını görmemiştik. Tabi bu rakamlar sadece dış borcu gösteriyor. Buna bir de kamunun iç borcunu reel sektörün ve vatandaşların bankalara borçlarını eklersek, yani finansal olmayan ekonominin tüm borçlarını hesaplarsak, durumun vahameti daha da göze çarpıyor. Türkiye'nin toplam borcunun gelirine oranı 2018 sonuna göre 2,1 puan artarak %107,1'e çıkmış. Bu kadar, yani gayri safi yurt içi hasılamızdan bir yılda elde ettiğimiz gelirden daha fazla borcumuz var. Bu kadar borcu yönetmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruluyor. Memleketi yönetemiyorlar, borca batırıyorlar, sonra çıkıp borçları yönetmek için genel müdürlük kuruyorlar. İnşallah bu genel müdürlük üzerinden 140 yıl sonra bu topraklar üzerinde yeniden düğünü umumiye kurmaya kalkmazlar. Neresinden bakarsanız bakın, borçlar almış başını gidiyor ama sonunda ne oluyor? Borç alan emir alıyor. İşte daha geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Birleşmiş Milletler'deki bir toplantıda yine böbürleniyordu. Erdoğan'ı aramış. Rahip Brunson masum bir adam, onu bırak demiş. Erdoğan da daha önce bu cam bu tende olduğu sürece alamazsınız dediği rahibi Trump'ın Oval Ofisi'ne apar topar bir gecede göndermiş. Değerli basın mensupları, bunlar el atına bindi. Faiz lobileriyle küresel piyasalarda yağan döviz yağmurları altında beraber ıslandık şarkılarını da söylediler. Biz ekonominin döviz gelirleri giderlerini karşılamıyor. Aman tedbir alın dedik. Bunlar cari açık finanse edildiği sürece sorun değildir dediler. Biz 2009'da döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanma imkanı getirmeyin. Özel sektörün döviz borcu kriz anında bir gecede milletin sırtına gelir dedik. Sırtına kalır dedik. Bunlar borç özel sektörün borcu. Hiçbir şey olmaz dediler. Yetmedi, artık paradigmalar değişti diyerek bilgiçlik tasladılar. Uyarılarımızın ne kadar haklı olduğu şimdi ortaya çıktı. Bugün batan yandaşlarını kurtarmak için saray kıvranıyor. Çareyi atadan dededen kalan son gümüşleri rehin olarak koydukları Türkiye Varlık Fonu'nu yandaş kurtarma fonuna dönüştürmekte buldular. Varlık Fonu 11 Mart 2019 tarihinde Amerika ve İngiltere'deki bankalardan 1,5 milyar avro borç almış. Bu borca hazine, yani millet de garantör olmuş. Şimdi bu alınan dış borçla İstanbul'da yandaş müteahhitlerin İstanbul'un finans merkezini inşa etmek için kullandığı ve batırdığı kredilerin ödeneceği anlaşılıyor. Bunun karşılığında da Türkiye Varlık Fonu İstanbul Finans Merkezi'nin 1/3'ünü, yaklaşık 2 milyar Türk lirası karşılığında devralacakmış. Kimden devralacak? 3 tane yandaş müteahhitten. Hani bu fon stratejik yatırımlar yapacaktı? Yandaş kurtarmanın adı ne zamandan beri stratejik yatırım oldu? Damat programına tamamlanmaya yakın inşaat projelerine finansman desteği sağlanacak diye yazmış.
yandaş müteahhitlere en son desteği varlık fonundan sağlamışlardı. Ama bugün açıkladıkları programda diyorlar ki varlık fonunun stratejik sektörlere yatırım yapacak diyorlar. Yani petrokimya gibi, ihracata dönük yatırımlar gibi doğrudan yatırım yapacaklarmış. Bunların yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmuyor. Yandaşlarına para bulmak için her türlü numarayı yaparlar. Ancak tank palet için 50 milyon doları, İstanbul depreminden sonra acil ihtiyaç olduğu söylenen deprem sansörü için 1,5 milyar avroyu bulamazlar. Altlarında 400 milyon dolarlık uçaklar, 80 milyon liraya yenilenen lüks araç filoları, her şeyden tasarruf ederler ama iki şeyden tasarruf etmezler. Biri sarayın itibarı, debdebesi, diğeri de vatandaşların, yandaşların ikbali, serveti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da uyarı niteliğinde art arda depremler yaşadık. İstanbullulara bir defa daha geçmiş olsun diyoruz. Uyarı niteliğindeki bu depremlerin ardından bir şeyden eminiz. İstanbul'da son yaşadıklarımızdan daha kuvvetli bir deprem olacak. Bilmediğimiz şey bu depremin ne zaman olacağı. Sarayın damadı kamu bankalarını, BDDK'yı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirli bölümlerini İstanbul'a taşımaya çalışıyor. Neden? Neden açık? Birkaç tane yandaş müteahhide iş çıksın. Bu paraları yandaşlarınıza dağıtacağınıza İstanbul'u depreme karşı tahkim etme projelerini hızlandırmak için kullansanıza. Tasarruf edecekseniz buradan tasarruf edin. Diğer taraftan tüm yumurtaları aynı sepete koymanın mantıklı açıklaması nedir? Bunu da anlayabilmek mümkün değil. Sanayi altyapımızın büyük kısmı bu bölgede. Şimdi buraya bir de finans altyapısını getiriyorsunuz. İstanbul'un nüfus yoğunluğu zaten belli. Kuvvetli bir depremde Türkiye'nin tüm finansal altyapısı ve finans sistemi, sanayisi büyük bir risk altında olacak. 5,7 büyüklüğündeki bir sarsıntıyla İstanbul'da tüm mobil iletişim altyapısı çöktü. Daha ciddi bir depremde neler olabileceğini insan düşünmek dahi istemiyor. 1999'da yaşanan depremlerin ardından deprem yaralarının sarılması için olağanüstü bir takım tedbirler alınmıştı. Bunlardan birisi de geçici bir süre için getirilen özel iletişim vergisiydi. Bu vergi daha sonra bu iktidar döneminde 2004'te kalıcı hale getirildi. 2000 yılından günümüze sadece özel iletişim vergisi kapsamında tüketicilerden tahsil edilen vergi miktarı 66 milyar Türk lirası. Bunun 3 milyarı bu verginin geçici olduğu 2000-2003 arasında tahsil edilmiş. Geriye kalan 63 milyar lira ise verginin kalıcı hale getirildiği 2004 ile 2019'un ilk 8 ayı arasında tahsil edilmiş. Bunu dolarla ifade edersek verginin geçici olduğu 2000-2003 arasında tahsil edilen vergi yaklaşık 2,5 milyar dolar. Bu iktidar tarafından 2004 ile bugün arasında tahsil edilen de vergide yaklaşık 34 milyar dolar. Önce mütedeyyin vatandaşlarımızın paralarını batıran, Yimpaş'ta görev yapan, sonra da Telekom'un karları Lübnan'a kaçırılırken, borçlar Türk bankalarının sırtına bırakılırken, Telekom'un üst düzey yönetiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı tarafından yardımcılığına atanmış bir Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Kendisi geçen gün genel başkanımız hakkında ileri geri konuşmuş. Özel iletişim vergileriyle ilgili de yalan yanlış bir takım bilgiler vermiş. Rakamların aslı yukarıda söylediğim gibidir. Beyefendi sen memursun. Atanmışsın. Siyaset yapmayacaksın. Seçilmişlerin sordukları sorulara doğru düzgün cevap vereceksin. Tekrar soruyoruz. 36 milyar dolarlık iletişim vergisi ne oldu? Nereye gitti bu paralar? Neden son depremde İstanbul'un iletişim altyapısı çöktü? Atanmışların seçilmişler üzerinde vesayet kurma teşebbüslerini
seçilmişlerin sırtından siyaset yapmalarını kabul etmeyiz. Kendinize gelin. Ne diyelim? Başımızda elbise torbalarında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanıp henüz daha aklanamayanları büyükelçi, özel kesimde çalışırken kendilerine emanet edilen milletin paralarını batıran, tüyü bitmedik yetimin hakkını korumak için görevlendirildikleri yönetim kurullarında buna sahip çıkmayan, daha sonra da Cumhurbaşkanı yardımcısı çıkmayanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayarak ülkeyi yönetmeye çalışan ve her şeyi ben bilirim diyen kibir abidesi bir tek adam var. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor diye biz boşuna demiyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. İsimlerinizi ve kurum kimliklerinizle birlikte ve tek tek sorularla lütfen. Evet, buyurun Serap Hanım. Haber Global Televizyonu Serap Belavacıklı. Malum yeni yasama yılı yarın başlıyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti'den CHP'ye sunulmuştu. En önemli taslak neydi? Yeni yargı paketi. Şimdi bir hafta boyunca incelemelerde bulundunuz. MYK'da da gündeme geldi muhtemelen. Biraz önce Mehmet Muş'un açıklamaları vardı. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir paket hazırladık dedi. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olacak? Teşekkür ederim. Şimdi 2014'ten bu yana Türkiye'de yargının ne hale geldiği açık seçik ortadadır. Dolayısıyla bu iktidarın herkesi tatmin edecek bir yargı reformu paketini getirmesinin ne kadar samimi olduğu herkesin aklında soru işaretidir. O nedenle biz hem görüşme süreçlerini bekliyoruz hem de uygulama süreçlerine bakacağız. Ama bir kere daha tekrarlayayım. Yani Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, icranın vesayeti altında olduğu bir yargıdan ve bu yargıyla ilgili olarak o icranın yapacağı reformdan açıkçası bugün çok fazla bir şey beklemek mümkün değildir. Evet. Fox TV Gökhan Mısırlı. Efendim, İstanbul'da yaşanan depremin ardından bir toplantı gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu o toplantıya davet edildi mi, edilmedi mi tartışması hala devam ediyor. Dün Fuat Oktay bir açıklama yapmıştı. Kimse özel davet beklemesin. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradayız. Çevre Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na ben davet gönderdiğimi hatırlamıyorum dedi. Bugün yine Mehmet Muş konuştu. Biz davet gönderdik, kendisi katılmadı. Şov yapıyor dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Açıkçası gerçekten bugün tartışılması gereken meseleleri tartışmıyoruz, başka başka şeylerle uğraşıyoruz. Yani 25 yıldır İstanbul'u yönetenler depremle ilgili olarak İstanbul'da ne yapmışlar? Bunun konuşulmasını istemiyorlar. Bunun tartışılmasını istemiyorlar. Biz de devletten geliyoruz. Hangi kurul üyesi olursa olsun en azından toplantı tarihi bildirilir. Bu bile yapılmamış. Niye yapılmamış? Ya İstanbul'da yaşanan mağlubiyetin, seçim mağlubiyetinin vermiş olduğu sıkıntıyla yukarılara yaranabilmek için bir şeyler yapılıyor ya da bir şeyler İstanbul'da yapılmayan, İstanbul'da eksik kalan, depremle ilgili olarak deprem paralarının nereye kullanıldığını da saklamayı içeren bir süreci yaşıyoruz. Şuna cevap versinler. Ne oldu? 36 milyar dolar soruyoruz. İletişim altyapısı niye çöktü? 25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsunuz. Bu kadar okul neden bu 5.7'lik bir depremden sonra kullanılamaz hale geldi? Bu okulların 10-11'inden fazlası da sizin döneminizde depremden sonra yeni yapılmış. Bunların hesabını verin. Yani açık söyleyeyim. Hem İstanbul Valisi'nin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yine
seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla uğraşan, onun üzerinden başka kusurları örtmeye çalışan bu çabalarını anlamakta zorluk çekiyoruz. Seçim bitti. Zaman iş yapma zamanı. Bakın depremle ilgili ilk uyarıyı aldık. Bırakalım her şeyi de neler yapacağız, neleri yapmadık, neleri yapmamız gerekiyor, bunlara odaklanalım. Var mı başka soru? Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.